Son olarak İngiltere'de de sinemalar, restoranlar, bar ve kafeler kapatıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs merkez üssü olan Çin'den Avrupa'ya sıçradı. İtalya, İspanya ve Fransa'dan sonra koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında İngiltere de yerini aldı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadele kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Johnson, hafta başında açıklanan önlemlerden bahsetti. Gittikçe yayılan virüse karşı İngilizler, özellikle başkent Londra'da sokakları boşaltırken bar ve kafelerin hala açık olması dikkat çekmişti. Following agreement between all the four nations of the United Kingdom, all the devolved administrations, we are collectively telling cafes, pubs, bars and restaurants to close tonight as soon as they reasonably can and not to open. Bu kararın gece kulüpleri, sinema ve tiyatrolar, spor salonları gibi yerler için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi. Çalışan kişilerin ise ücretlerinin %80'i hükümet tarafından karşılanacağı bildirildi. Johnson, halka evde kalın çağrısı yaptı, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etti. Salgının ilk günlerinde İngiliz hükümeti nüfusun en az %60'ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklık kazanılması stratejisi gütmüştü. Eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından hükümet geri adım atmıştı. Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden ise koronavirüs açıklaması geldi. Açıklamada koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunlarının bulunduğu ve yaşlarının 50 ile 99 arasında olduğu vurgulandı.